Müzisyen Ekin Uzunlar program boyunca benimle olacak. Hoş geldin Ekin. Hoş bulduk, nasılsın? Teşekkürler, sen nasılsın? Biraz heyecanlısın sanki. Ben heyecanlıyım biraz. Hatta şu an saat 21.02. Ne oluyor 21.02'de şu an? 21.02 ve uzun zamandır üzerine çalıştığım yeni şarkım çıktı sayılır herhalde. Evet, şu an işaret de geldi, onay geldi arkadaşlar. Hep telefondasın, ne yapıyorsun? Bir paylaşım mı yapıyorsun? Şu an evet, bütün yazılarımı yazdım. Instagram Reels paylaşıyorum. Hazırlamıştın. Paylaşıyorum, paylaş. Evet, şu an artık YouTube'da yeni şarkımız Yalanı Yok adlı eserimiz sizlerle birlikte. Ne büyük heyecan değil mi? Geldiğinden beri bir kıpır kıpırsın çünkü. Bir şey söyleyeyim mi? O kadar güzel bir duygu ki bu. O çalışma sürecimiz, ondan sonraki aşaması, hepsi. Yani bir, nasıl söylemiyorsa, bir annenin çocuk beklemesi gibi bir şey bu. Yani o son dakikaya kadar bekliyoruz. Ne olacak? Çevirecek mi? Tutacak mı? Tutmayacak mı? Bu heyecan. Çünkü uzun zamandır bunun üzerine çalışıyorduk. Yaklaşık 6 ay sürdü bu süreç. Şimdi de artık bu saatten itibaren tüm platformlarda bizlerle birlikte. Şimdi ne oluyor mesela? Sen bu gece böyle ne kadar izlendin, ne kadar bakıldın? Sürekli kafa orada mı? Bütün sanatçılarda vardır. Şöyleyiz devamlı YouTube'da. Ne kadar izlendi? Trende girdik mi? En çok YouTube'a mı bakıyorsunuz peki? Şimdi klip YouTube'da yayınlanıyor. Evet. O yüzden oraya mı bakıyorsunuz? Diğer platformlarda da dinleniyor ama. Tabii ki de. Diğer platformlarda daha çok dinleniyor. Hı-hı. Yani burada ismini söyle, Spotify var mesela. Spotify'da mesela çok inanılmaz bir kitlemiz var. Ama klip çektiğimiz için klibi de YouTube'da görsel olarak tek paylaşabileceğimiz bir yer. Doğru. Şimdi mesela klibe bakıyorum. Klipte bir güneş var. Güneşin önünde böyle paltolu. Yani güneş mi o bilmiyorum da. Tabii belki de güneş yani, olmaya da bilir siz, yani. Siz nasıl yorumlarsınız? Şimdi evet. Yani çünkü hatları çok böyle tabii yuvarlak ama çok da ay diyen var, düzgün değil diyen var. Yani hani düz değil. Sonra burada naylon perdelerin arasındasın bir yerde. Bir yerde suyun içindesin, kabarcıklar var. Evet. Burada aslında hiçlikten bahsediyor. Yani aslında insanoğlunun hani bizim böyle koca bir eve hiç olduğumuz. Böyle anladınız mı yani neyiz ki? Yani hiç o yüzden çok önemli. Hiç olmazsa geri ne düşündüysen... Aşk şarkısı yalnız, mı bu? Tabii. Hı hı. Aşk şarkısı tabii ki de. Burada da aslında küçük küçük böyle biraz da dram, hani böyle biraz sinematik çekim yaptık, hı hı, burada. Burada işte dediğim gibi suya giriyorum. Bu da aslında şu su bölümü de, onun da bir küçük hikayesi var. 2 saat suda kaldım. Onu soracağım. 2 saat suyun içinde kaldım. Çünkü bazen yapay zeka ile de oluşturulabiliyor mu artık böyle şimdi tabii. İzlerken acaba yok, gerçekten suda mıydı diye düşünüyorum. Vallahi şeydi, neresiydi orası? Bir yere gittik. Baktım stüdyo var böyle, adam bildiğin havuz, böyle kocaman bir havuz var. Yaklaşık 2 metre, 2,5 metrelik. Onun içine yönetmen, evet Ekin kıyafetlere dal dedi. Ve? Daldık. Dal içeride 20 saniye bekle, dal içeride 30 saniye. Orada rekor, güneş rekorlar kitabı. En çok nefes tutan sanatçı olarak. Şahika gibi çalıştım antrenman. Çalıştım, o geçen gün beraberdik ya. Evet evet. Espri yaptım. Yani şöyle bir şey var, orada bir 2 saat, 2,5 saat kadar falan durdum. Orada, hı-hı, çok çekim yaptık ama... Gördüğünüz gibi en fazla 15 saniye kullanılıyor. Tabii işte bu işler böyle. Çok izlensin, çok sevilsin. İnşallah hep beraber. Yalnız bir şey soracağım. Şimdi anladığım kadarıyla bu klibi siz birazcık yoruma açık bıraktınız. Evet. Hani öyle eserler vardır ya, biraz izleyen ne düşünüyor acaba diye. Hem tabii, filmlerde hem kitaplarda, belki tablolarda da. Burada başlarda bir karaltılıklar var. Ben onu bilmiyorum çok mu fantastik ama bir köpek balığı ağzı gibi düşündüm. Öyle mi? Biterken bak, ve başlarken şöyle şöyle karaltılar var. Evet. Abi işte ne canlandırır siz de bilmiyoruz. Aslında bu çekmiş olduğum ilk böyle değişik bir klip. Bir de retro Karadeniz yaptım. Biraz da tarzımın dışında bir şey bu. Kemençeyi bununla birleştirdim. Evet, evet. Çünkü dediğimiz gibi her zaman oluşulmuş, yapılmış dışında bir farklı şeyler de yapmamız gerekiyor. Yani müziğe bir şekilde yön vermemiz gerekiyor. Ben aslında insanlar bunu çok sevecek diye müzik yapmıyorum. Evet. Ne hissediyorsam. Mustafa Kalem kardeşim yazdı bunu. Böyle bir eser getirdi bana. Ben bunu çok güzel hissettim. Kimi dedi ki Ekin bu eserden yapma. Bu senin tarzında değil. Kim dedi ki çok güzel oldu ama benim burada ne hissettiğim önemli. Ben bütün eserlerimi de bu şekilde yaptığım için zaten bir yerlerde başarılı olduk. İnsanları dinledi. Geçen gün de konuştuk. İnsanları dinlediğiniz zaman çok fazla eleştiri dinleyin. Bak şurada, hı hı, şunu giymeseydin, şurada biraz daha fazla kemençe çalsaydın, şurada biraz daha söyleseydin. Evet. Dinleyin. Tabii ki de insanlar size bir şey söyleyecektir. Ama yine de sonunda. Ama kalbinizi dinleyin. Evet. Ne hissettiriyorsa önemli. Peki.